Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben kaptan pilotunuz Özgür Çetin. Herkese İstanbul semalarından selamlar ve sevgiler iletiyorum. Şu anda Microsoft Flight Simulator'ın içindeyiz ve ilginç bir yolculuğa çıkacağız. Hep beraber izleyelim. Merhaba arkadaşlar, bu ilginç girişten sonra Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Girişten de anladığınız gibi bugün sizlerle birlikte Microsoft'un Flight Simulator isimli oyununu inceleyeceğiz, oyununu anlatmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Flight Simulator neredeyse bilgisayar tarihi kadar eski bir oyun. 1982 yılında ilk kez piyasaya sürüldü ki geliştirme aşamaları 1970'li yılların sonundan itibaren başlamıştı bu oyunun. İlginç bir oyun aslında, tam anlamıyla bir oyun olduğunu söyleyemeyiz. Aslında bir uçuş simülasyonu, uçak simülasyonu, içinde birçok uçağın, birçok havalimanının, birçok şehrin bulunduğu ve uçakları da gerçek zamanlı kullanabildiğiniz bir simülasyon var karşımızda. Oyun aslında uzun yıllardır bir güncelleme almamıştı. En son 2006 yılında Microsoft Flight Simulator X sürümüyle karşımıza çıkmıştı ve 2014 yılında da bu oyunun Flight Simulator X Steam Edition vardı. Bunun dışında 2014'ten bu yana yeni bir sürüm gelmemişti ve son sürüm de 2020 yılında geldi. Biz de gelir gelmez incelemeye başladık arkadaşlar sizler için. Benim kişisel olarak da kullandığım Huma H5 bilgisayarım var. Monster Notebook'un geliştirdiği bir bilgisayar bu, biliyorsunuz. Hem iş dünyası için hem de oyun için kullanabileceğimiz güzel bir bilgisayar. Ve ben bunu da Microsoft Flight Simulator'a yükledim, oynuyorum. Yaklaşık olarak arkadaşlar 120 GB yer istiyor. Onu baştan söyleyeyim, hatta 127 GB kadar. Yani bir kere ciddi bir donanıma sahip olmanız gerekiyor. Artı 120 GB'lık da bir boşluğunuzun olması gerekiyor diskinizde. Ben birçok şeyi silmek zorunda kaldım. Peki oyunda neler var? Aslında şöyle, 3 farklı sürümü var oyunun. Standart sürümümüz var, deluxe sürümümüz var ve premium deluxe sürümümüz var. Standart sürümde 20 uçak var, deluxe'de 25, premium deluxe'de ise 30 tane uçağımız bulunuyor. 30 ve ilk sürümde 30 farklı havalimanı varken ikinci sürümde 35, üçüncü sürümde de 40 tane havalimanı seçeneği bulunduğunu belirtelim. Bunun dışında birçok havalimanından da kalkış yapabiliyorsunuz. Biz şimdi birazdan size göstereceğim onu. İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkacağız. Bu arada İstanbul Havalimanı yok. Çünkü oyun yapılmaya başlandığında muhtemelen o havalimanı açılmadığı için Atatürk Havalimanı var sadece şimdilik, en azından İstanbul için. Yani ana havalimanı olarak onu seçebiliyorsunuz. Bunun dışında Sabiha Gökçen vesaire de var. Onları da kullanabiliyorsunuz. Onu da söyleyelim. Ben Atatürk Havalimanı'ndan kalkacağım. Belli noktalar var. İşte Ayasofya var, Sultanahmet Camii var ve işte Dolmabahçe Sarayı var. Bunları geçtikten sonra Sabiha Gökçen'e iniş yapacağım uçağımla beraber. Dediğim gibi birçok uçağı seçebiliyorsunuz. Bu yolculukta yaklaşık olarak 20 dakika sürecek ve 20 dakika boyunca yaşadığımız maceraları size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi gelin uçuşumuza başlayalım. Evet arkadaşlar, oyunu açtığımızda karşımıza şöyle bir menü geliyor. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Monster Notebook satın aldığınızda bir ay boyunca Xbox Game Pass kullanabiliyorsunuz. PC için olanı ve bu oyunda Xbox Game Pass'te ücretsiz olarak oynanabiliyor. Onu da belirtmiş olalım. Şimdilik sadece PC sürümü var ama yakında Xbox sürümünün geleceğini de söyleyelim. Bundan müjdesini, bilgisini vermiş olalım arkadaşlar. Şimdi burada farklı farklı bölümler var. Şimdi ilk açtığımızda World Map var. Buradan dünyadan istediğiniz havalimanını seçebiliyorsunuz. Core Travel diye bir bölümümüz var. Burada size haftalık olarak belli görevler veriliyor. Mesela burada Landing Challenge diyor. Bir uçağımızı indirmemiz gerekiyor. Bu arada o çok zor, yani kolay bir şey değil bu arada uçağı kullanmak. Ben şimdi klavyeyi taktım. Ekstra bir klavye taktım bu bilgisayara. Sebebi şu: numpad olması gerekiyor arkadaşlar. Numpad ile beraber uçağın kontrollerini yapıyorsunuz. Ama isterseniz kendiniz kullanmak yerine yapay zekada uçağın kontrolünü bırakmanız mümkün. Flight Training bölümümüz var. Flight Training önemli arkadaşlar. Neden? Burada uçağı nasıl kaldıracağınızı, işte ayarlarını ve kontrolleri nasıl yapacağınızı ve diğer bütün özelliklerini bu Flight Training'den görebiliyorsunuz. Activities, yani yapacağınız görevleri buradan görebiliyorsunuz. Birebir hoş geldiniz bölümümüz var. Şimdi biz ne yapıyoruz? Dünya haritamızı seçtik. Şimdi burada görüyorsunuz dünyanın birçok yeri var. Bu arada gece gündüz de, hani şu an bizim çekim yaptığımız tarihteki gece olan yerlerde görüyorsunuz. Amerika'da şu an gece mesela. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de gündüzüz. Biz şimdi, az önce söyledim ben size, Atatürk Havalimanı'ndan kalkacağız.
Atatürk Havalimanı. Burada tıklıyoruz, set as departure, yani kalkış noktası olarak belirliyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi point of interest diye geçiyor bunlar. Sultanahmet Camii'miz var. Burası ne değil, şimdi ne demiştik? Sabiha Gökçen Havalimanı'nı arrival diyeceğiz, yani varış noktası olarak belirledik. Şimdi düz bir çizgi çizdi değil mi? Ama bizim uğramak istediğimiz bir iki yer daha var arkadaşlar. Nereleri var? Önce Sultanahmet Camii'ne geliyoruz. Buraya add diyoruz. Add dediğiniz zaman bu rotaya eklenmiş oluyor bu. Sonra Hacı Sofya demiş, yani Ayasofya. Ona da yanlış yaptık tabii bu arada, şu anda yanlış yaptık. Arrival dedik, arrival demeyecektik, add diyecektik. Set as arrival diyelim, tekrar yapacağız şu anda, kusura bakmayın. Hemen düzeltiyorum. Buraya add diyoruz, Sultanahmet Camii'ni ekledik. Sonra Ayasofya'yı ekliyoruz. Sonra onu anlayamadım ben, neden eklemişler bunu ama şurada bir şey var. Çağlayan Adliyesi var. Onu da ekleyelim. Add dedik. Sonra dönüşte de Dolmabahçe Sarayı'nın üzerinden bir geçelim. Şöyle bir yol çizdik arkadaşlar. Bunu istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz bu arada. Ben bu şekilde yaptım ama siz başka türlü de yapabilirsiniz. Burada başka neler var? Başka türlü mesela Tuzla var mesela, görüyorsunuz. Samandıra'da bir havalimanı varmış. Burada ne var? Yalova'da var. Bu bayağı şey görebiliyorsunuz bu arada. Şimdi fly diyoruz arkadaşlar. Burada birkaç dakika bekletiyor bizi. Yani açılması, işte uçağın hazırlanması vesairesi gibi şeyler için bekliyoruz. Bu arada modellemeler fena değil. Yani İstanbul'u ben daha çok uçuş yaptım. Çünkü daha yeni 2 gün oldu bilgisayarımı kuralı. Modellemeler fena değil ama hani daha iyi olabilir mi? Olabilir. Belki Microsoft bunu yıllar içinde tekrar bir güncelleme getirir gibi geliyor bana. Çünkü İstanbul Havalimanı da yok mesela. Muhtemelen o da gelir diye tahmin ediyorum ben. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda uçuşumuz başlamak üzere. Bize bir şeyler söylüyor. Uçağımızı seçmedik bu arada. Yani o default olarak ne geldiyse ben onu seçtim. Tek motorlu bir pırpırımız var tabiri caizse. Ama böyle bir sürü uçak var bu arada. Yani Airbus'ından tut da çok da farklı uçaklara kadar bir sürü uçağımız var. 40'a yakın uçağımız var. Burada bizim paket Deluxe Premium olduğu için. Şimdi Ready to Fly diyoruz. Bu arada ben şimdi tamamen yapay zeka kontrolü bir uçuş gerçekleştireceğim arkadaşlar. Siz istiyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz bu arada. Yapay zeka buradan ayarlıyorsunuz. Kokpit görüntüsü bu şekilde. Ama istiyorsanız dışarıdan da görebilirsiniz kamera açılarını değiştirerek. Mesela ben external diyorum. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndan kalkıyoruz arkadaşlar. 8 numara tuşa basıyor mesela. Eğer kendim yapsaydım ben 8 numara tuşa basacaktım. Bu arada ekranda görüyorsunuz sol tarafta airspeed var. Yani uçuş hızımızı gösteriyor. Motorun durumu var, yakıt durumu var. AOA dediğimiz bir ayar var. Burada uçak hani tırmanma açısı vesaire gibi sıkıntı olursa burada onları gösteriyor. Sağ tarafta ise flapslerin durumu, trimin durumu, yükseklik var. Feet cinsinden gösteriyor ve de vertical speed dediğimiz yani hızımızı göstermiş oluyor şu anda. Yatay hızımızı daha doğrusu, dikey hızımızı göstermiş oluyor pardon. Şu anda havalimanından kalktık arkadaşlar. Burada bu arada istediğiniz gibi uçağın farklı farklı yönlerini böyle bu şekilde görebiliyoruz. Uçağa zoom girebiliyoruz arkadaşlar. Hatta şu anda içeride insanları görüyorsunuz. 2 kişi var. Bir hanımefendi, bir de bir bay var. Uçağı böyle bu şekilde çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi muhteşem bir özellik göstereceğim size. Onu bir göstermiş olayım. Hava durumunu ve ışık, günün ışık şartlarını anında değiştirebiliyorsunuz. Şurada weather var. Bakın şimdi şu anda saat kaç? 11:03 geçiyormuş şu anki saatimize göre. Mesela havayı karartabilirsiniz. Gece yaptık. Sabah güneş doğmasına yakın yapıyoruz şu anda. Bakalım mesela. Burada bazen donuyor. Bilmiyorum benim bilgisayara has bir şey mi? Bazen donduğu oldu bu geçişleri yaparken ama sonra devam ediyor. Bir sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şu an gerçekten de güzel bir manzara. Güneş doğuyor. Ya da tam tersi. Güneşin batışını da yapabiliriz isterseniz. Şu anda gördüğünüz gibi gerçek zamanlı yapıyorum bunu arkadaşlar. Akşam güneşine gelmiş bulunmaktayız. Peki hava durumunu nasıl değiştirebiliriz? Belki bunu merak ediyorsunuz. Burada da işte live weather, yani gerçek zamanlı hava durumu gösteriyoruz. Clear skies, birazcık bulut diyoruz. İşte isterseniz birazcık bulut ekleyebiliriz buradan. Ben şu anda ekledim. İşte biraz karanlık bulutlar ekledik. Mesela yağmurlu ekleyebiliriz istersek. Birazcık açalım yalnız havayı. Şu an yağmur yapınca da önümüzü göremiyoruz bu arada.
Ya da işte kar da yapabilirsiniz bu arada. Onu da göstereyim, sonra manzarayı kapatmayalım. Gördüğünüz gibi kar da eklemiş olduk. Live Weather'a geri dönelim. Şu anda manzaramız bu şekilde arkadaşlar. Evet, şu anda sahil yolunda ilerliyoruz. Sol tarafımızda Atatürk Havalimanı kaldı. Ataköy Marina olması lazım aşağıda. Yanlış görmüyorsam eğer. Evet, Atatürk Havalimanı solumuzda şu anda görüyorsunuz. Bir yol çizdik, az önce söyledim size. Önce Ayasofya'ya, ya Sultanahmet Ayasofya, sonra Çağlayan Adalet Sarayı, oradan Dolmabahçe, oradan da Sabiha Gökçen Havalimanı'na geçeceğiz. Şu anda Ataköy Marina'dayız. Aşağıda görüyorsunuz. Veli Efendi var hemen. Sol tarafta ileride biraz. Şöyle biraz yakın girelim. Fena da yapılmamış ama dediğim gibi daha iyi olabilirdi arkadaşlar. Her şey yok mesela. Ben ona dikkat ettim. Her şeyi doğru düzgün yapmamışlar. Biraz daha çalışılabilirdi ama hani bu oyunun olayı bu olmadığı için çok da takılmıyorum. En azından ben çok takılmadım. İsterseniz biraz kokpite bakalım. Kokpitte de böyle birçok şeyi görebiliyorsunuz. Şöyle biraz zoom girelim. Birçok şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an otopilotta olduğum için ben bunları hiç kurcalamıyorum ama normalde dikkatli bir şekilde uçurmam gerekiyor uçağı, onu da söyleyeyim. Klavyeyle oynamak gerekiyor. Klavyemde mutlaka tuş takımının olması gerekiyor. Yani tuş takımından kastettiğim numerik tuş takımının olması gerekiyor. Şu anda yeni kapıyı görüyoruz hemen altımızda arkadaşlar. Şöyle bir aşağı doğru çekeyim kamerayı. Hemen şurada görüyorsunuz. Sultanahmet'e doğru ilerliyoruz şu anda. Tuş takımı üzerindeki işte 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarla oynuyoruz. Ama aslında bu oyunu eğer oynayacaksanız güzel bir kumanda olursa, özellikle bu tarz uçak simülasyonları için geliştirilmiş, onlarla daha iyi sonuç alacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Şu an ilerliyoruz. Şöyle uçağa zoom girdik biraz. Sultanahmet Camii'nin üzerindeyiz şu anda. Biraz sonra üzerinden geçeceğiz. Şu anda Sultanahmet Camii'yi geçtik. Ayasofya'yı geçiyoruz. Şu anda 11.000 feet'teyiz arkadaşlar. İşte Unkapanı Köprüsü. Galata, eski Galata Köprüsü. Şurada. Unkapanı Köprüsü. Uçağımız şu anda manevra yapıyor. Otopilot tarafından. Evet, Sultanahmet Camii'ni de bu açıdan görelim. Hemen yanında Ayasofya'mız var. Şimdi bir manevrayla Çağlayan Adalet Sarayı'na gidiyoruz. Oradan Dolmabahçe Sarayı'na geçeceğiz. Bu arada oyunda hızlandırma falan seçeneği yok arkadaşlar. Gerçek zamanlı yapıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Çünkü hiç Atatürk Havalimanı'ndan Sabiha Gökçen'e uçmadım ama 20 dakika falan sürüyor. Muhtemelen gerçek zamanlı yapılıyor bu uçuşlar. Hızlandırma opsiyonumuz yok. Yani hızlı gideyim ben işte o yolu 10 dakikada gideyim falan diye bir şey yok. Uçakları istediğiniz havalimanından kaldırabiliyorsunuz, istediğiniz havalimanına indirebiliyorsunuz ya da havada da başlayabiliyorsunuz oyunu bu arada. İlla havalimanından kalkmanız gerekmiyor. Havada da başlayabiliyorsunuz. Böyle bir özellik, böyle bir opsiyonun da olduğunu söyleyelim. Şu anda İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nın üstündeyiz. Şimdi burada da bir dönüş manevrası yapacağız. Yapmaya başladık zaten. Buradan Dolmabahçe'ye geçeceğiz. Fena modellememişler ama çok iyi mi? Çok iyi değil. Daha iyi modelleme olabilirdi. Uçaklar çok güzel. Seçenekler çok güzel. Gerçekçiliği süper. Onu söyleyeyim. Çok gerçekçi. O yüzden kullanması çok kolay mı? Çok kolay değil. Alışmanız gerekiyor biraz. Özellikle iniş ve kalkışlarda birazcık zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Ama zamanla öğreniyorsunuz. Çok zor değil. Fakat söylediğim gibi güzel bir oyun koluyla çok daha iyi sonuçlar alırsınız gibi geliyor. Ben bilgisayar üzerinde oynadığım için kol da bağlamadım. Klavye üzerinde oynadım. Şu anda gidiyoruz. Dolmabahçe Sarayı'na doğru. Mesela köprüyü güzel yapamamışlar mesela. Şimdi bakın köprü yolu burası. Şöyle biraz zoom gireyim. Köprüyü böyle dümdüz yapmışlar. Halbuki bu asma köprü olması gerekiyor. Asma köprü değil. Sultan camii yok. Şurada bakın hemen sol tarafta bir bina şeklinde yapmışlar. Ortaköy Camii yok. Şöyle göstereyim.
Ortaköy Camii yok orada. Bir apartman dikmişler oraya Ortaköy Camii'nin yerine. Köprü de böyle normal viyadük gibi yapmışlar. Öyle değil bizim köprümüz. Böyle bir sıkıntılar var açık söylemek gerekirse. Şu an bir daha bir bakın. Boğaz Köprüsü'nü viyadük gibi yapmışlar. Öyle değil ama biliyorsunuz malum. Şimdi Dolmabahçe Sarayı'nın üzerinden geçiyoruz. Şimdi tekrar artık buradan bir daha doğrudan Anadolu yakasına geçip Sabiha Gökçen'e doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sanırım burası Üsküdar sahil. Karşıya geçtik. Söylediğim gibi güzel bir manzara bizleri bekliyor. Ama mesela burada Çamlıca Tepesi falan yok. Çamlıca Tepesi'ndeki kulem falan yok. Tabii bunlar epey önce başladığı için yapmaya Microsoft onları eklememişler. Buradaki cami de yok mesela. Herhangi bir cami de yok bu arada. Küçük de olsa burada şey bir cami göstermiyor. Ama mesela böyle sokak aralarında arabalar falan gidiyorlar. Şöyle biraz zoom gireyim. Belki yakalarız öyle bir şey. Bakın şuralarda var mesela. Küçük küçük minik minik arabalar var. Sokak aralarında bile bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel olmuş. Çok başarılı mı değil ama güzel olmuş onu söyleyeyim. E5'teki arabaları görüyoruz şu anda. Bu yolları falan güzel modellemişler onu söyleyebilirim ama binalar biraz daha iyi olabilirdi. Size bazen yorumlarda bulunuyor. Hızınız yüksek vesaire diye ama yapay zeka şu anda kontrol ettiği için ben ona çok karışmıyorum. Karışsanız da bir işe yaramıyor. Yapay zekayı devre dışı bırakırsanız ancak sizi kontrol etmeye başlıyorsunuz. Ben şu anda kapattım. Buradan birçok ayarı var. Mesela işte şu ayarı tıkladığımız zaman eğer bir kolunuz varsa oyun kolu buradan onu ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında checklistiniz var. Kamera açılarınızı buradan değiştiriyorsunuz. İşte yapay zekayı buradan ayarlıyorsunuz. Yakıt durumunuzu buradan görüyorsunuz. Şu anda açmış olalım. Navigasyonunuzu buradan görüyorsunuz. Nerelere uğradığınızı gösteriyor size. Güzel bir şey bu. Bunun dışında ne var? Mesela objektif görevleriniz var. Nereye gittiğinizi görüyorsunuz. Burada harita var mesela. Bu da güzel. Harita üzerinden. Şöyle bakalım. Harita üzerinden nerede olduğunuzu ve yolun mesela şu anda yarılamışız. Bunları görebiliyorsunuz. Bunun dışında hava durumunu az önce gösterdim. Buradan hava durumunu vesaire değiştirebiliyorsunuz. Saati ayarlayabiliyorsunuz. Şu an mesela 17.45'miş. Biraz daha olur mesela şöyle hafif dün batımı olsun. Güzel bir ışık olsun böyle önümüzde. Evet arkadaşlar, Sabiha Gökçen ufukta göründü. Şu anda uçuş manevrasını yapacağız, inme manevrasını. Ama söylediğim gibi otomatik pilotta gidiyoruz. Kalkışı da otomatik pilotta yaptık. İnişi de öyle yapacağız. Şu anda yaklaşmak üzereyiz. Muhtemelen bir U dönüşü yapacağız piste inebilmek için. Şu anki mesafemiz yaklaşık 180 feet'teyiz. Bayağı alçaldık, bunu söyleyeyim. Hızımız da yaklaşık olarak 106 şeklinde. Yakıtımız da birazcık azalmış. Yani yarıdan biraz aşağıda. Evet, varış noktasına doğru yaklaştık. Çok az kaldı. Muhtemelen birazcık ileri doğru gidip U dönüşü yapacak uçağa sevgili yapay zeka destekli pilotumuz. Ve bu yolumuz yaklaşık işte 21 dakika oldu. Biz de aralarda biraz attık yani sizi çok bekletmemek için. Hızlı olsun diye arkadaşlar. Ama buradan bu şekilde bir 21 dakika sürüyor. Yani yaklaşık inmesi 23-24 dakika olacak gibi geliyor. Tabii biz doğrudan gitmedik. Doğrudan gitseydik biraz daha kısa sürerdi diye tahmin ediyorum.
Hemen karşıda Tuzla Airbase diyor. Tuzla Havalimanı görünüyor anladığım kadarıyla. Buna göre gitmiyoruz. Döneceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi uçağın her bir detayını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Biraz daha zoom girdim. Pilotlarımızı görüyorsunuz şu anda uçağın içinde. Söylediğim gibi 40 tane farklı uçağımız var. Bu uçakların her birini kullanabiliyoruz ama uçak seçimi yaparken kalkış yapacağınız pist önemli arkadaşlar. Neden diye soracaksınız. Küçük bir pistte büyük bir uçak kaldıramıyorsunuz. Yapay zeka olsa bile kaldıramıyor ne yazık ki. O yüzden doğru bir şekilde uçak seçimi yapmanız gerekiyor. Şu anda dönüş manevrasına başladık. Dönmeye başladık ve iniş yapmak üzere Sabiha Gökçen'e doğru ilerliyoruz. Çok gerçekçi olmuş. Yani uçuş simülasyonları içinde zaten Microsoft Flight Simulator'ın yeri ayrıdır. Gayet de gerçekçi bir simülasyon olmuş. Uçaklar çok iyi. Tepkileri çok çok gerçekçi ve hani uçağı havada tutmak o kadar kolay değil arkadaşlar, onu söyleyeyim. Tırmanma açısını fazla ayarlarsanız bir süre sonra düşüyor uçak. Yani düştüğünü göstermiyor size ama ekran kararıyor ve uçağı diyor düşürdünüz diyor. Ya da tam tersi aşağı doğru fazla burnunu eğerseniz bir süre sonra uçak inmeye başlıyor ve düşüyor yine orada da. O yüzden çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Çok böyle kafanıza göre hareket edemiyorsunuz ama çeşitli ayarları var. Yapay zekanın ve size asiste edecek olan sistemlerin ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ayrıca öğrenme modu da var ve size orada destek oluyor. Bu sayede hani uçağın ayarlarını nasıl kullanılabileceğini falan öğreniyorsunuz. Ben öğrenme modunu öneririm eğer çok tecrübeniz yoksa ve bu tarz bir simülasyona da merakınız varsa. Mutlaka önce öğrenme modundan başlayın derim. Şimdi hızımızı bayağı düşürdük. 93-92 gidiyor şu anda. Ve mesafemiz de bayağı düşürdük. Şu an döneceğiz diye tahmin ediyorum. Şu an kuleyle konuşuyor bizim pilotumuz. Evet arkadaşlar, şu anda Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniyoruz. Hızımızı azalttık. 80'e kadar düştü. 79, 78, 76'ya doğru indirdik. Karşımızda ışıkları görüyoruz. Pistimizin ışıkları. Hızımızı da iyice düşürdük. Ve piste doğru alçalmaya başladık. 75-76 hızla gidiyoruz. Piste inmek üzereyiz. Ve şu anda iniyoruz arkadaşlar. Son 5 saniye. 4, 3, 2, 1 ve biraz kenardan iniyor yalnız bu yapay zeka. Bence ortalası daha iyi olur ama neyse, toparlayacak herhalde. Kenara indi biraz yani. Şu anda ortaya doğru geçti. Evet, uçağımızı sonunda Sabiha Gökçen'e indirdik. Yaklaşık 27 dakika sürdü. Uzun bir yolculuk oldu ama değdi mi değdi. Güzel bir simülasyon oldu. Sabah kalktık, saati biraz ileri aldık. Akşam saatlerinde inmiş olduk. 20 dakika oldu ama o süre birazcık biz değiştirdiğimiz için, hava şartlarında değiştirdiğimiz için gayet güzel bir saatte inmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde sizlere Microsoft Flight Simulator oyunu hakkında bilgi vermeye çalıştık. Oyunla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altında bizlere sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abonesinizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarını takip edebilirseniz çok seviniriz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.